Beyaz TV ekranlarından hepinize keyifli pazarlar diliyorum efendim. Evimizin salonuna, ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Malum evlerimizdeyiz. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu bir gündeyiz. Bugün istiyorum ki şöyle elinize kahvenizi bir alın. Şu gündemden birazcık bir uzaklaşın. Çünkü çok değerli bir hocam konuk olacak bugün. Sizi birazcık gündemden uzaklaştıracağız, güzellik konuşacağız. Dermatoloji uzmanı Doktor Ali Şahan hoca konuğum olacak. Ben de kendisini gerçekten takdir ederek başarılarını takip ettiğim bir hocayı konuk alıyorum bugün. İsterseniz siz az sonra mı izlerken ben de konuğumu buraya davet edeyim. Hadi başlıyoruz. Koronavirüse karşı ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Glutatyon nedir? Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri nasıldır? Güzel yaşlanmak mümkün mü? Dolgu, botoks ve ip askı hangi bölgelere uygulanır? Cilt gençleştirmeyi nasıl sağlar? Ön elmacık yükseltme nedir? Ön elmacık yükseltme işlemi nasıl uygulanır? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını dermatoloji uzmanı Doktor Ali Şahan anlatacak az sonra. Evet efendim, dermatoloji uzmanı Doktor Ali Şahan konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Vallahi çok heyecanlandım. Ne güzel sizin gibi birisinin konuğu olmak. Ay, çok teşekkür ederim. Oldum davetiniz için. Ben vallahi sizi sosyal medyadan hep takip ediyordum. Tanışacağımız günü bekliyordum. Kısmet koronalı günlere, sosyal mesafeli günlereymiş hocam. Evet, birazcık uzak kaldık birbirimize. Normalde 1-1,5 metre de ideal. Doğru bir ortamda, doğru bir şekilde program yapıyoruz. Bence güzel oldu yani. İnşallah güzel bir sohbet olacak sizinle, evet. Hiç şüphem yok. Bugün hocam aslında ben hep diyorum ki yani bizim programımız hayatın içinden bir program. Her şeyi konuştuğumuz bir program. O yüzden önce isterseniz gündeme dair şöyle bir 10-15 dakika sizin değerli fikirlerinizi tabii merak ki ediyorum bu virüs hakkında. Ondan sonra da güzellik konuşalım. Nasıl isterseniz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu COVID-19 koronavirüsüyle alakalı? Gerçekten doğru korunma yöntemlerini uyguluyor muyuz? Ya da nasıl doğru korunmalıyız? Yani öncelikle bir en başından ele alırsak eğer, hani ben kendim nasıl korunuyorum bir doktor olarak? Önce size onu anlatmak isterim. Şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi sosyal mesafe. Hı hı. Yani ben öksürmediğim, hapşırmadığım, tiksirmediğim sürece sosyal mesafede ağzımdan çıkan küçük damlacıklar, biliyorsunuz o küçük böyle damlacıklarla hava yoluyla tutunup ya öyle yayılıyor. Hı hı. Size çok böyle bulaşmaz. Bu güzel bir şey. Hı hı. İki, bu sosyal mesafeyi koruyoruz ama bazen koruyamadığımız durumlar meydana geliyor. İkincisi, birbirimize dokunmuyoruz. Yani artık işte bırakın hani yanak yanağa öpüşmeyi, tokalaşmak da yok. Neden? Bir... Çünkü bu ikinci bulaş yolu dokunmak. Hı hı. Yani ben mesela size tokalaştım diyelim. Tokalaştım, ben hadi sizden bana geçsin var diyelim. Yanlış anlamayın, öyle bir şey yok. Ben şu anda ikinci hamle, kendime nasıl bulaştırıyorum bakın. Tokalaştım sizinle, burnunu şöyle yaptım. Bitti. Virüs artık bana geldi. İkinci olayı da göstermiş oldum. Bu üçüncü olay, hadi bende olma ihtimali var diyelim. Şimdi bakın, ben konuşurken bile size 1,5 metre mesafeden bulaşma ihtimali anca yok diyoruz. Minimuma indiriyoruz ama 30 santim, 40 santim denk gelirse eğer yine konuşurken bile bulaşma ihtimali var. O zaman ne yapıyorum? Maske takıyorum. Bendeki bulaş size ne kadar az gidiyor, net yani sonuç olarak ben direkt size teması engelliyorum. Hı hı. Bu da ilk zamanlarda tartışılmıştı hocam, değil mi aslında, maske evet takın takmayın. Neden? Sonuçta ben bu ortamda damlacık yoluyla varsa ve maskenin yanı boşsa bir şekilde onlar size bu damlacık yoluyla bu nefes alıyorsun, onlar da nefes şekline geçebilir. Hı hı. Ama ne olursa olsun 100.000 tane bulaşacaksa 1.000 tane bulaşır. Siz 100.000 taneyle baş edecekseniz 1.000 taneyle baş edersiniz. Riski azaltmış oluyoruz. Kesinlikle aslında. Ama bu daşı %100 engellemek söz konusu değil. Ve o yüzden maske çok değerli. Hı hı. Son olarak da ne olursa olsun biz en çok, yani en çok bulaş ihtimali dokunmak. Ya ben yani şimdi eve geldiğimde oğlumu öpmeden duramam. Yani bir şekilde sevmeden duramam. Hı hı. Nasıl yapacağım? Girer girmez bir, üstümü tamamen değiştiriyorum. Kimseye dokunmadan. Hı hı. İki, ellerimi ne olursa olsun yıkıyorum. Ve yüzümü ya ve burnum çevremi. Ve bunu da bir şekilde bana
bir ihtimal geldiyse koronavirüs, oğluma, eşime, işte kardeşime geçirmemek adına önlemimi alıyorum. Yani o kadar şey ki, mesela siz yarım saat önce buraya dokunmuş olun. Hı hı. Tamam, ben aynı yere, illa tokalaşmak yok, aynı yere dokunabilirim. O yüzden mümkün olduğunca da dezenfektan ya da ellerimizi yıkamak. Yani ben şöyle diyorum, ya bir yere temas edip etmeme, ya oraya ettim hadi yıkayım. Hayır, yani mümkünse bu süreçte bir saat, bir buçuk saatte bir elini yıka. Yıka ki, yani buraya dokunduk, riski olduk, bu riski azalt. Yani, şimdi elleri yıkama dediniz hocam. Çok bu önemli. Da aslında çokça hem kamu spotlarında gösterildi, hem ana haberlerde konu oldu. Bir de sizden duymak istiyorum ben. Nasıl doğru ellerimizi yıkayabiliriz? Evet, bununla ilgili çok böyle farklı görüşler var ama yani bu elin her tarafında su değdiği zaman, şöyle yıkadığımız zaman bir buçuk dakikada olmuyor. Şöyle, bu parmaklarımızı arasında da mutlaka şu hareketi yapmamız lazım. Baş parmağımızın çevresine de şu hareketi yapmamız lazım. Yani bu iki hareket herkesin kaçırdığı hareket. Ya işte böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bunlar tamam, unutulmuyor, süper her şey. Ama bu unutuluyor. Ben kritik öz, herkesin unuttuğunu göstermek istiyorum. Yoksa diğerleri doğru. Bence ve şu baş parmak da unutuluyor değil mi baş hocam? Baş parmak çevresi de unutuluyor. Onun dışında evet doğru. Bir de mümkünse şu hareketi de. Tırnaklarımızın içlerine de en azından. Bu hareketi de yaparsak işte tam dört dörtlük el yıkamayı yapmış oluruz. Buna o kadar dikkat ediyorum ki ben... Hatta onun farkını gösteren işte özel cilt analiz cihazı, el yıkanmış, el yıkanmamış şeklinde bir bu aradaki farkı da gösteren video bile hazırlattım. Oo, süper. Eğer zamanımız olursa onu da değerlendiririz. Şimdi izleyelim hatta hocam. Çünkü tamam. Hocam dermatolog olduğu için efendim gerçekten görüşleri çok önemli. Özellikle bu elleri nasıl yıkamalıyız, yıkamadığımızda gerçekten ne kadar risk altındayızı çok güzel bize gösterdiği bir deney videosu var aslında. Kesinlikle. Deney gibi evet. O videoda. Eğer hazırsa videomuzu izleyelim. Merhaba. Şimdi sokaktan geldik. Kliniğimize girdik. Biz hemen antiseptik solüsyonla elimizi temizliyoruz. Temizletiyoruz. Ne olursa olsun. Ben temizim deseniz bile. Peki sokaktan gelmiş bir elin görüntüsünü göreceksiniz benim gözümde. Bu cihaz sayesinde. Sonra eli antiseptik solüsyonla temizleyeceğiz. Ve aradaki farkı yine göreceksiniz bu cihaz sayesinde. Ve antiseptik solüsyonla el temizlemenin önemi, ki evde sabunla yıkadığımız zaman da aynı etkiyi alırsınız. Eli temizlememizin önemini bu cihaz sayesinde size bir farkındalık olsun diye göstereceğiz. Gördüğünüz gibi kirli el. Yani sokaktan geldiğiniz el. Hadi bakalım antiseptik solüsyonla, dezenfektanla elimizi bir temizleyelim. Evet, güzelce parmak aralarını, baş parmak çevresinde yap. Süpersin. Her iki baş parmak çevresi, avuç içleri de oldu. Tamam. Evet, bu şekilde temizledik. Hadi gelin temiz bir elin nasıl göründüğünü hep beraber tekrar değerlendirelim. Şimdi hocam gerçekten çok güzel bir video olmuş ve dikkatimi çeken bir şey daha var. Aslında aynı el yıkar gibi su, yani dezenfektan kullanımında da aynı hareketler geçerli değil aynı mi? Şekilde, genelde evet. Çünkü dezenfektan kullanımı olduğu zaman sanki daha güvenilirmiş gibi hop yapıp geçiyoruz. Elimin her yerini sıkayım. Hayır. Aynı bu, el yıkama avuç metodu gibi. Sıksanız bile mutlaka aynen el yıkama metodu gibi, çok doğru diyorsun. Bu hareketleri tekrar etmemiz lazım. Burada kritik bir şey var. Farkındaysan herkesin elleri biraz artık yıkamaktan tahriş olmaya başladı. Vallahi benim de öyle. Kesinlikle benim de öyle hatta. Şimdi
bir küçük nüans var. Buyurun. O da herkesin anlaması için bu ortam çok iyi oldu televizyon ekranı. Şimdi bak, nemlendirici aslında nemlendirmez. Ama nasıl nemlendirir? Nemlendirici. Şimdi ben buradan şu bardaktan bir küçük damla suyu döksem buraya, yarım saat içinde o su kayboluyor. Neden? Çünkü hava neme aç. Buharlaşıyor. Şimdi ben suyu içiyorum. Hücrelerime kadar su dağıtılıyor. Deri nasıl bir organ biliyor musun? Yarı geçirgen bir organ. Yani yarı geçirgen, bildiğin yarı geçirgen. Yani suyu havayla aslında temas ettiriyor. Ama fazla değil. Yani sonuç olarak sen su içtiğin zaman buharlaşma yöntemiyle su buradan kayboluyor. Aldık bunu cebe koyduk. Peki, bulaşık yıkadın, çamaşır yıkadın, temizlik yaptın, işte ev işleriyle uğraştın, mesleki hastalığın var, o var, bu var. Bir bakmışsın ellerin çatlamaya ve kurumaya başlamış. Neden? Derinin bariyeri bozuluyor. Bu sefer suyla temas havanın 3 ise 13 artıyor. Ne oluyor? Kurumaya başlıyor. Hava daha çok çekmeye başlıyor. Peki şimdi biz dezenfektanlarla deriyi aslında yoruyoruz. Hem de nasıl hocam? Kurutuyoruz. Haksız mıyım? Bariyerini bozuyoruz. Hatır hatır oluyor böyle hemen kullandıktan sonra bile. Şimdi burada nemlendirici. Şimdi olay aslında nemlendirici çok iyi bir bariyer. Sürdüm bak şimdi nemlendiriciyi sürdüm. Derinin bariyeri bozulmuştu. Ne yaptım? Üzerine bariyer koydum. Şimdi 13 çekecekti. Normalde 3 çekiyor. Bariyerini bozduk. 13 çekecekti. E ne oldu? Koyunca bariyeri nemini kaybetmedi. E kaybetmeyince aslında indirek yoldan nemlendirdi. Ama nemlendirmerek değil. Bariyer olarak. Bariyerini kuvvetlendirdi. Kesinlikle. O yüzden en iyi nemlendirici en iyi bariyerdir şeklinde de yorumumuz var. Çok sık güzel sık oldu. Her işlemden, her böyle yıkamaktan, işte dezenfektan sonra da bir de böyle nemlendirirsek tadından yenmez diyorum. Tam da burada şunu söyleyeyim hocam. Geçen haftalarda açtığım bir canlı yayında sosyal medyada bir takipçim dedi ki Safiye Hanım, nemlendirici sürdüğüm zaman bir yere dokunduğumda sanki elimi daha çok kirlenmiş gibi hissediyorum dedi. İşte burada da kritik nokta, evet belki de hani o temasta hani tutuş, yani daha mesela elim kuruyken kurumadı mi dokunsan, nemliyken belki temasta alabilir. Burada kritik nokta ne? O zaman bol bol bir saatte bir dezenfektan, üzerine nemlendir. Hiçbir şey olmaz. Süper. Hem elini kurursun hem işte bir saatte bir yaparsan da çok birikmeyi engellersin. Yani o da bir bahane olmaktan çıkar en çıkar, azından. Aynen. Şimdi hocam evet, dış etkenlere karşı koruduk. Ellerimizi, yüzümüzü yıkadık. Doğru bir şekilde korumaya çalıştık. Peki iç bağışıklık sistemimiz için ne yapacağız? İçeriden nasıl koruyacağız biz kendimizi? Yani bu dönem çok kritik. Bu dönemde sağlıklı beslenmek, bir kere bağışıklık sistemimiz, hani düşünsenize Afrika'da zayıflıktan insanlar genellikle ölmüyor. Nasıl ölüyor? Zayıf kalıyor, beslenemiyor, dışarı karşı enfeksiyonlardan ölüyor. Hadi yani iyi bir beslenmek, vitaminleri, mineralleri alabilecek doğru besinleri kullanmak çok değerli. Ve burada kritik nokta, biz iyi beslenmeliyiz, iyi uyumalıyız ve iyi bir şekilde stresimizi kontrol etmeliyiz. Stres de aynı zamanda iç dinamiklerimizi, bağışıklık sistemimizi bozabiliyor. Beslenme konusu buranın en baba noktalarından bir tanesi. Şimdi beslenmek deyince çok yemekten bahsetmiyorum. Pastaları, börekleri yani yiyorlar evde hocam. Çok iyi besleniyorumdan bahsetmiyorum. Evdeyken doğru beslenmek. İşte arada meyveni eksik etme, kuru yemişini eksik etme ve düzenli 3 öğününü ve küçük ara öğünlerini yap, yeterli. Ama bazen ekstra, böyle durumlarda ekstra takviyeler lazım. Bu ekstra takviye mesela glutatyon. Yani ben 1000 kilo meyve yesem, benim şu an damardan bana glutatyon verseniz, o antioksidanı elde edeceğimi edemem. Yani bazen böyle güçlü yükleyiciler lazım ki immün sistemimizi bir anda toparlasın, bağışıklık sistemimizi dış dünyaya savaşır hale getirsin. Burada
bizim kliniklerde de uygulayabildiğimiz yöntemlerden başında glutatyon geliyor. Hı hı. Çok güçlü bir antioksidan. Şimdi onu soracağım hocam size ama yönetmenim de özellikle sormamı rica ediyor. Diyor ki uzmanlar dediler ki diyor şu anda hareketsiz bir yaşamımız var ev içerisinde. 3 öğün değil de 2 öğüne indirerek beslenin. Hocamın buna yaklaşımı bakış açısı nasıl diye sordum. Bakın çok değerli. Ben şu konuda hani sabah kahvaltısı yaptık. İşte çıkartıyorum, işe gitmiyoruz, işe gittik, yorulduk. Hı hı. Sonra öğlen yemeğini yedik. Sonra işe gitmiyoruz ama işe gitseydik, işte yorulduk, sonra akşam yemeğini yedik. Eğer spor yapmıyorsan işe gitme yerinde, günde böyle sohbetle, muhabbetle geçiriyorsa, evet iki öğün katılabilirim. Ama spor yapıyorsan, hı hı, işe gittiğin enerjini bir şekilde atma yolunu buluyorsan, sağlıklı olan 3 öğündür. Ama dediğimiz gibi, yani yönetmenin sorduğu soruya da çok tebrik ederim. Sedanter bir yaşamda 3 öğün de sana külü aldırır. Yani günlük her şey tartı. Sen şimdi enerji harcama 3 öğün ye. Sağlıklı yaşam değil bu. Eğer sen enerji harcarsan evet 3 öğün yemende hak var. Yani ben inan her sabah kendim kilomda tartıyorum. Vücut kitle indeksim 22,5. İdeal 20 ile 25 olan sağlıklı kilo uzunsun demek. 22,5'a kilitledim. 72,9 kiloyum. Mesela bugün 73,3 çıktım bu sabah. Ödemdir hemen, hocam. Hemen ne yaptım biliyor musun? Hemen bugünkü öğlen yemeğimi kıstım. 3 yiyorsam bile biliyorum yarın kalktığımda standartım sadece öğlen yemeğinde kıstım. Yarın yine 72,9 çıkacağım. Normale dönecek. Bunu hani günlük tartıyla da kendi otokontrollerini alırlarsa süper olur. Evet, herkesin bünyesi. Sonuçta herkes kendisini bilir. Bilir. Değil aynen, mi hocam? Aynen. Glutatyondan bahsediyorduk. Benim de özellikle gerçekten son zamanlarda duyduğum ve çokça merak ettiğim bir, bilmiyorum antioksidan mı? Antioksidan. Özellikle 3 amino asitin birleştirilmiş hali, hı hı, ve çok böyle eser bir element, az bulunan bir element gibi düşünün, bir vitamin gibi düşünün antioksidanı. Ve bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiriyor. Kliniklerde uygulanabiliyor. Hı hı. Yan etkisi neredeyse yok. Hı hı. Hani milyarda bir diyelim hadi. Şimdi yok demek de yanlış olur. Milyarda bir diyelim. Yediğin yemeğin sana yan etki ihtimali ne kadarsa glutatyon da o kadar. O kadar ihtimal diyelim. Ve gerçekten ben de haftada bir yaptırıyorum 5 hafta boyunca. Ve yılda 2 defa bu kürü tekrar etsen canavar gibi oluyorsun. İnan bu yıl yaptırmaya başladım. Allah şahidim olsun daha hastalanmadım. Aman maşallah ama değil mi? Yok böyle grip o bu şu burnum akmıyor o Allah'ım sana şükürler olsun. Ya gerçekten ya hastalanmamanın bir yıl çok etkisi çok özelmiş ya. Evet hastalanmak da bağışıklık sistemimizi arada kuvvetlendiriyor savaşıyoruz falan ama, hı hı, ben sonuç olarak glutatyon olarak bu süreçten çok güzel bir şekilde çıkıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Şimdi onunla ilgili de bir videomuz varmış hocam. Evet. Onu izleyelim. Hadi. Hatta sevgili Seren Serengil yaptırırken sanırım. Kesinlikle Seren. Çekilen bir video. Buradan da kendisine çok büyük selamlar gönderelim. Mutlaka iletelim. Seren de izliyordur muhtemelen pazar günü. O da evde. Hayatta kendisini damar yolu taktırmaz. Öyle mi? Hayatta taktırmaz. Seren yani bir gün el dolgusu yapayım dedim. Yapamam. Bir saat hüngür hüngür ağladık yani. İğne korkusu mu var acaba hocam? Bu şekilde ya elinle bir damar, iğne falan vesaire asla kabul et. Kalça da iğne de çok karşı. Asla yaptırmıyor. Dedikodu yapıyoruz şu an efendim hocam hazır bulmuşken. Ya beni affetmemiş. Ve ona rağmen glutatyonu anlattım. Bak bu korona ortamı Seren de dahil olmak üzere hepimiz çekindik, korkuyoruz. Değil mi? Ve kendisi o da bir de yayına da gidiyor. Kesinlikle her gün. Siz sanırım ilk yayınında konuktunuz değil mi hocam? Yine evet. Glutatyondan bahsetmiştiniz. Orada kesinlikle. Da Seren Hanım kendisi de anlatmıştı. İsterseniz şimdi bir videomuzu izleyelim. Sonra dedikodumuza kaldığımız yerden devam edelim hocamla. Tamamdır. Merhaba, ben Doktor Alişan. Biliyorsunuz bugünlerde koronavirüs enfeksiyonu başımızın belası ve biz de bağışıklık sistemimizi nasıl arttırırız onun yollarını arıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi glutatyon. Nedir bu glutatyon? Glutatyon en güçlü antioksidanlardan ve damar yoluyla alınması bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yani enfeksiyonlara karşı, virüslere karşı bizim dayanıklılığımızı arttırır. Peki, en çok gelen sorulardan bir tanesi de glutatyon sadece bağışıklık sistemini mi arttırır? Tabii ki hayır. Glutatyon metabolizmanın hızını arttırır. Yani bizim
gençken metabolizmamız 10'sa yaşlıyken 5. Ne yaptık biz? Metabolizmamızın hızını arttırdık. Bunun anlamı gençleştiriyor. 2. Metabolizmamızın hızının artması ne demek? Kilolu bir insanın metabolizması mı hızlıdır yoksa zayıf bir insanın metabolizması mı hızlıdır? Bunun iki doğal sonucu var. Birincisi, eğer zayıflamak istiyorsak yardımcı olur ya da fitim, formamı korumak istiyorum, yediklerim, metabolizmam hızlı olduğu için bana kilo olarak geri dönmüyor. Yani formamı korumama da yardımcı olur. Hadi bakalım. Merak ettiğiniz üzere glutatyon nasıl uygulanıyor hep beraber görelim. Şu anda bana ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şu serumu bağladılar. Serum hasta değil. Merak etmeyin. Evet. Ama bu hoca gene dedi ki sana glutatyon vereceğiz dedi. Dedim ki glutatyon ne yapıyor yani dedim. Anlatsın şimdi ne yapıyor. Bir kere glutatyon yeni nesil canlandırma yöntemi. Yani böyle nasıl canlandırma? Damardan giriliyor ve uçuruyor. Senden sonra sıra bende. Sırf bu işi diyetisyenimiz net anlatsın diye yine soruyoruz. Ne yapıyor bu glutatyon? Bu glutatyon çok güzel bir antioksidan. Antioksidan. Vücudu yeniliyor. Karaciğeri temizliyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyor. Kronik hastalıklara, kansere, Parkinson'a, Alzheimer'a yani tüm hastalıklara karşı koruyor. Çok iyiymiş. Alzheimer çünkü benim kesin yakın. Yani mesela bu etkisi. Ağır metalleri de ona çok dikkat edecek. Aynen. Şey, ağır metallerin atılmasını sağlıyor. Peki bir şey soracağım. Damarları da açıyor mu? Damarları açıyor. Yani şu ana kadar ne sıkıntınız varsa hepsinin gideceğini düşünüyorum. Vay. Sıkıntısı da yok. Her sıkıntı gidiyor mu? Tamam ciddi olacağım. Peki mesela kanser tedavilerinde kullanılmış hocam. Doğrudur. Yani ne yapıyor? Hücre mi yeniliyor? Yenileme. Bildiğin yenileme. Bildiğin bak enzimleri yani alıyor. Evet. Kullanıyor. Artıklar oluşuyor. O artıkları temizlemek için glutatyon. Yani yenilemeden muhabbetimiz bu. Artıklar bir an önce atılıyor ve sen yepyeni oluyorsun. Tamam peki. Birikmiyor yani. Birikerek seni yormuyor. O zaman yorgunluk falan da gidiyor. Süper. Zaten ben bunun bağımlısı oldum. Peki bu ne kadar zamanda bir yaptırmak lazım bunu? Şimdi biz bunu 5 kilo olarak uyguluyoruz. Haftada bir geliyor hastalarımız. 5 hafta boyunca geliyorlar. Evet. Sonra kürünü tamamlıyorlar. Sonra bir sonraki zaman ne zaman ihtiyacın olursa 3 ay, 6 ay bu seni zaten götürüyor. İyi ama süper asıl bir şeymiş ya. Bomba etkisi zayıflatmaya da yardımcı. Oh my god. Onu biz sağlıktan daha çok bunlarla ilgiliyiz. O yüzden sen onu söyle. Zaten zayıfsın sen de yine fit tutar seni. Aynen söyle. Söyle şimdi mesela neden zayıflamanın ne etkisi var ki bu? Bazal metabolizmayı çok güzel hızlandırıyor. Ha. Vücuttaki toksin maddelerin atılmasına yardımcı olduğu için yağların da yıkılıp çok güzel atılmasını sağlıyor. Süper. Her gün alabiliyor musun serum onu? Tamam. Bu süper bir şey. O zaman hanımlar, yeni tutkumuz ne? Glutatyon. Glutatyon. Evet, o E'yi ben vurgu yapıyorum. Glutatyon. Evet arkadaşlar, glutatyon yaptırıyorum. Bakalım bendeki değişiklikleri size aktaracağım. Evet. Sevgili Seren Serengil'e de tekrardan selamlarımızı gönderelim. Çok şeker de bir video olmuş gerçekten. Evet, evet. Çok doğal ortamlarda çekiliyor zaten. Bize videolar oluyor. Hocam özellikle 5 seans dediniz değil mi? 5 seans uygulanıyor. Mümkünse haftada bir 5 seans ama mümkün değilse 2 haftada bir 2-3 seans en azından yaptırın diyoruz. 2'yi geçin diyoruz. Bu sizi 6 ay korumaz da 3 ay korur durumuna belki getiriyor. Belki bunu 3 ayda bir yaptırarak bir rutine de bindirebiliriz. Aynen. Diyorsunuz. Bağışıklığı güçlendirmek için, aynı zamanda da kilo kontrolü sağlamak için. İşte bu benim çok dikkatimi çekti. Çok kritik. Zaten düşünün ki bazal metabolizmanızı hızlandırıyor. Hızlandırdığı zaman yani sedanter bir yaşamdan düşünün. İşte hareketsiz haldeyken mi kilo alırsın yoksa koştururken mi kilo alırsın? Tabii ki hareketsiz haldeyken alırsın. Burada da eğer ki diyet peşindeysen, yani diyet yapmak istiyorum, glutatyonu da aldığın zaman metabolizmanı da hızlandırdın. Şimdi daha rahatsın. Artık hem kaloriden kıstın hem orada fabrika deli gibi ısıyor, çalışıyor. Tamam işte zayıflamaman için durum söz konusu yok. Fitim, korumak istiyorum. Arada glutatyonu da al ki metabolizman düşmesin. İşte su içiyorum, bana yoruyor arkadaş deme. Hemen seni dengelesin. Kilo da alma. Yani derdimiz bu. Çok da bilgilendirici oldu hocam. Şimdi koronavirüs hakkında birazcık konuştuk ama
biraz şu ortamdan uzaklaşalım da istiyorum. Biraz güzel şeylerden bahsedelim. Estetik güzellik konuşalım sevgili hocamı da bulmuşken. Sizin çok sevdiğim bir tanımınız var. Güzel yaşlanın diyorsunuz hocam. Kesinlikle. Nasıl yaşlanacağız güzel? Güzel yaşlanma ne demek? Ya aslında çok değerli bir soru sordun. Yani nasıl biliyor musun olayı? Büyük şehirde yaşıyorsun. Doğru mudur? Hı hı. Sen eğer kırsalda yaşasaydın bu kadar çok arabanın gazıyla muhatap olacak mıydın? Mümkün değil. Değil. Çalışıyorsun. Bak hı hı. Burada kaç tane ışık var. Ya. Bu kadar ışık seni rahatsız edecek miydi kırsalda yaşasa? Etmeyecekti. Beslenme, marketlerden aldığın her şeyin, abartmıyorum, çoğu şeyin dikkatli olmadığın sürece hormonlu, ek bilmem ne katkı maddeli, işte kanserojen maddeli, gıdalar, paketli gıdalar, tüketiyoruz. Süper. Kırsalda bunu yaşayacak mıydın? Yaşamayacaktın. Peki sen bunları yaşayan insanın metabolizmasıyla yaşamayan insanın metabolizmasının sonuçları aynı mı olur? Ne düşünüyorsun? Ya mümkün değil aynı olması çünkü vücut farklı çalışıyor. İşte güzel yaşlanan bu şekilde. Peki biz bunu büyük şehirde yapıyoruz, çalışıyoruz, stresliyiz, uyku düzenimiz yok, sosyal içeceğiz, sigara kullananları saymıyorum bile. İşte ek gıda yiyoruz, işte hazır çorba, hazır makarna, hazır noodle, hızlandırıcı her şey yapıyoruz. Yani bunlar sonuç olarak sana işte yüzünün kısmında sarkıklık, işte güneşe hemen maruz, derinin bariyeri bozulacak, maruziyet sonucu lekeler, çöküklükler, bir şekilde bu hani standartta 60 yaşında görüneceksen, mesela örnek veriyorum 60 yaşındasın, 80 yaşındasın, 40 yani. Yaşında gözükeceksen 60 yaşında gözüküyorsun. Seni 20 yıl öteliyor. O kadar ilerilere de gitmeye gerek yok hocam. Bazen karşılaşıyoruz işte arkadaş, eş, dost çevremizde. 20 yaşındayım diyor, ben şaşırıyorum. İnanamıyorsun değil mi? Nasıl 20 yaşında? Nasıl biliyor musun? 40 gösteriyor. O kadar çok işte ek gıda tüketiyor ki, spor yok, ya. İşte bilgisayar başında radyoaktif ışık, o bu şu derken. Sonrasında bir de deli gibi makyaj, nefes alamıyor cilt, nefes alamıyor. Nasıl güzel yaşlanmak? Güzel yaşlanmak demek bunlara dikkat et. Hadi dikkat edemedin. İşte orada ben ne yapacağız? Dikkat etmen zaten imkanlı değil. Yani en azından ben süper dikkat ediyorum diyen insan bile büyük şehirde yaşıyorsa kusura bakmasın %100 orijinal dikkat edemez. Arada bize ihtiyaç duyulması gereken yerler var. Mesela bunu herkes için anlatıyorum bak. Deri. Deri altı, yüzeyel yağ dokusu. Kas. Kas altı, derin yağ dokusu. Bak, iki tane yağ dokusu tabakası var. Bir kasın üstünde, bir kasın altında. Yerine geliyor mukoza, ağız içi. Yani ağız içindeki durum mukozamız. Yere geliyor kemik. Yani en alt ya kemik ya mukoza. Öyle bir şey ki yaşla beraber deri inceliyor, yağ dokusu inceliyor, kas inceliyor, kemik düşüyor. Bunlar zaten standartta oluyor. Biz içsel beslenirsek, bunu yerine koyarsak onu yavaşlatırız. Güzel yaşlanmanın bir tanesi güzel, tamam, içsel beslenme. Sporumuzu yapıyoruz, antioksidanlarımızı atıyoruz, oksidanlarımızı atıyoruz. Tamam, dolaşımımız süper sağlanıyor spor sonrası. Tamam. Peki dış etmenler. İşte dış etmenlerde birincisi deri kalitesi bozuluyor. İşte güneşe çok maruz kalma, işte çok makyaj yapma, o veya da vesaire, solaryum falan hiç katmıyorum. İşte o zaman vitamin, yani mineral enjeksiyonu, işte hatta vitaminim geldi mezoterapiyle. Bana mesela inan, sadece mezoterapi yaptığım ayda bir hastalarım var. Yani 5 yıldan beri geliyor kadın. En sonunda ben demeye başlıyorum. Ya sen hiç yaşlanmıyorsun. Ya demiyor başlıyorum. Kendim kıskanıyorum. Ya tamam, ben de 3 ayda bir yaptım. Sonra diyorum ki ya ben de ayda bir yaptırayım. Bunu ben kendim takip ederken hastalarım, ben de ayda bir yaptırayım falan oluyorum. Bak, bu bana ulaşman gereken noktalardan bir tanesi. Bak, vitamin enjeksiyon. Peki evde ne yapabiliriz? Bak şimdi bu deri. Ne dedim? Yarı geçirgen. Geçirgenliği ne yapıyor? Gözenekler. Şimdi ben bu gözenekleri temizlersem derim yarı geçir. Nefes alabilir mi? Alır. Süper, aldık. Ama temizledim. Dışarı çıktım. Gözenekleri yine doldururum. Hatta daha fazla doldururum. Toz, künge, makyaj. Şimdi temizledim. İçini bir nemlendirici, hani o bariyer doldurdum. İki, mümkünse antioksidan özel solüsyonlar var. İşte C vitamini, güçlü bir C vitamini. Bak, birisi
nemlendirici, koruyucu. Derinin bariyerini koruyor. Antoks'tan tek bir onaran Antoks'tan. Antoks'tan bir onarıcımı sürdüm. Hı hı. Tamam, süper. Son güneş koruyucu. Bak o da bir koruyucu. Güneş koruyucumu da sürdüm. Üzerine makyaj da yap. Ne yap? 10 dakika sonra makyaj yap. Çık dışarı. Artık derin korunuyor. Altı zırhı giydir. Üstüne ne yaparsan yap yani. Aynen, değil mi öyle. Hocam? Ve bu şekilde sabah akşam tekrar et. Akşam sadece güneş koruyucuyu sürmeyi. Bunu da sağlamış olduk. Ama sağlayamadığımız noktalar var. Deriyi koruduk. Ben mezoterapi yaptım. Hı hı. O kadar kötü de rol modeller var ki insanlar çekiniyor işte. Bu botoks olayı. Dolgu olayı, ipastik olayı. Tam da onu soracaktım hocam. Hadi sen sor, ben sorun cevap veriyorum. Ya, o kadar yaptırmaktan korkuyoruz ki, çünkü gerçekten çok kötü örneklerle karşılaşıyoruz. Daha doğrusu kötü demeyelim, doğallıktan uzak diyelim. Kesinlikle. Sizin bakış açınızı merak ediyorum. Aslında yaptığınız uygulamalar bunun resmi, aynısı evet. Bize. Çünkü gerçekten hep doğallığınızı koruyorsunuz bu tarz uygulamalarla. Yayın öncesinde de sizinle biraz sohbet ederken dediniz ki, yani ufak dokunuşlara ihtiyacın var. Hiç şeylere gerek yok. Bu bile bana güven verdi aslında. Yani hani o doğallıktan uzaklaşmamak. Siz özellikle ne sıklıkla dolgu, botoks, ip, askı uygulamalarını yapıyorsunuz ve o doğallığı nasıl koruyorsunuz? Şimdi bak mesela bende botoks var. Bu kameraya mı bakacağım? Şuraya bakabilirsiniz ya da Jimmy'ye de bakabilirsiniz. Tamam, Jimmy'ye bakacağım. Şimdi bak bende botoks var. Botoksumu yaklaşık 10 gün önce yaptım. Şimdi kaşlarımı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi kaşlarımı kaldırabiliyorum. Bildiğim kadarıyla şu an sıfır makyaj var. Stüdyo makyajına da karşı. Bir daha kaldıralım mı hocam kaşımızı? Evet. Kameramız çünkü şimdi yakında. Tamam, yakında. Kaşlarımı kaldırıyorum. Hı hı. Evet, ben 38 yaşındayım. Ben de mümkünse kaşlarımı kaldırdığımda kırışıklık olmasın. Bu deli gibi keskin çizgiler olmasın. Hı hı. Evet. Bu arada ben bu botoksun Türkiye eğitimcisiyim. Evet hocam. Yani ben sıkı takip ediyorum sizi. Nasıl söyleyeyim? Evet, kaşlarımı çatıyorum. Dediğim gibi stüdyo makyajım yok. Hiçbir şeyim yok. Ben karşıyım. Bunu yaptırmıyorum. Evet. Kaşlarımı çatabiliyorum ama gördüğünüz gibi arada kocaman bir yarık oluşmuyor. Hı hı. Son. Gülüyorum. İfadeniz bozulmadı. Ve kaz ayakları. Hı. Burada kritik nokta, teşekkür ederim. Güldüğümüz zaman mesela botoksta, hadi botoksla ilgili 2-3 tane komik olay var, onları anlatayım. Botoksla ilgili kötü rol modeller, doğal olmayan rol modeller. Şimdi mantık ne biliyor musun? Mantık şu. Ben buraya botoks yaptım. Hı hı. Sadece buraya. Tamam. Sadece buraya bak. Bu bir denge çünkü. Bazen sadece alnıma botoks istiyorum diye gelenler oluyor. Kaşlarımı yukarı kaldırıyorum ama bak. Buraya botoks yaparsam kaşlarım yukarı kalkması engellenir. Peki. Bak bir denge ya. Kaşlarımı da çatıyorum. O zaman ben sadece buraya botoks yapıp engellersem kaşlarım yukarı kalkamaz. Kaşlarımı çattığımda o zaman ne olur? Dominant olur. Yani bunun bir birisi yukarı, birisi aşağı çekiyorken artık birisi sadece aşağı çekiyor. O zaman ne olur biliyor musun? Sadece alnıma yaparsan. Kızgın bir ifadem olur. Şimdi bak buraya yapıyorlar sadece alnına. Böyle oluyor. Bir de diyor ki kaz ayaklarımı da götür. Şimdi aynı mantığa bak. Kaz ayaklarımı götürmek mantığına yapıyorum botoksu. Gidemiyorum. O zaman da buraya, şu dışındakini aktif hale getiriyorum. Mr. Spock gibi yukarı çekiyor. Buradan da böyle oluyor. Tam böyle göstereyim. Piyasada böyle geziyorlar. Ya. Yani nasıl göstermem gereken buradan göstereyim bu sefer. Böyle geziyorlar. Yani Mr. Spock diyorsun. İşte bak bir denge. Ya da hocam durduğunda çok güzel. Tamam. Güldüğümde paylanço gibi oluyorum. Bak o kadar kilitliyor ki elmacıkları yukarı kalkmıyor. Şu şekilde. Bu sefer de yüzünü aşağı düşürdü. Yüzünü aşağı. Bazen de hocam durduğumda çok güzel. Herkes çok beğeniyor ama güldüğümde elmacıklarım gözümün önüne giriyor. Böyle bu şekilde gildiğinde bu, ya inanamıyorum, herkes elmacık dolgusu mu yani? Bu da yanlış. Yani bu gildiğinde standart gülüşün bozulmasın, kaz ayakların görünmesin istediğimiz şey. İşte bak doğallıktan kastımız bu. Bu üç şey piyasadaki kötü rol modeller. Ünlülerde de oluyor genellikle bunlar, işte çok izlenenlerde oluyor. Ağlıyor, ağladığı belli olmuyor. Gülüyor, güldüğü belli. Bir ünlü isim vermek istemiyorum, böyle bir şey var. Ay hocamla dedikodulara devam ediyoruz efendim. Röportaj veriyor. Bundan 10 sene önce olsa gerek. Öyle hatırlıyorum. Şöyle suyu aldım. Tamam mı? Şöyle, tam böyle yaptım.
içeyim dedim. Dudaküstü kırışıklıkları için botoks yaptırmış. Eyvah. Fazla yaptırmış. Yapamıyor ya. Akmaya başladı buradan su böyle. Rezil oldu kadın. Yani neyse onu bilen bilir. Biliyor, bilen bilir aynen hocam. Söylemeyeyim şimdi dedikodular çok dedikodu. Fazla. Anlayan anladı. Bir kere böyle, böyle şey yapalım aslında. Dedikodu böyle. Onu gördüm böyle yapıyordum. Böyle kozmetikte şunu yapmış. Ağzı yamulmuş böyle çıkamamış. Yani demek istediğim şey bu dolguda da var. Şimdi örnek veriyorum. Öyle bir rol model var ki işte kötü, 2-3 tane görüyoruz. Nasıl? Bak elmacıkları böyle. İşte dünya tatlılarım benim diyor mesela, anladınız siz. Ben de görsem ben de yaptırmam. Öyle bir dolgu yok yani. Mantık ne biliyor musun? Şimdi bak. Burada bir yağ pedim var. Hani dedim ya deri altı yağ dokusu, kas, derin yağ dokusu. İğne var. İçinde dolgu var. Uyumlu. Veriyorsun bir şey olmuyor. Ama bak girdim. Basıyorum iğneyi şimdi. Veriyorum yağ dokusunun içine. Şişiyor, farkında mısın? Şişiyor. Bak bu tarafa doğru projekte oluyor. Burayı evet bir şekilde yukarı kaldırıyorsun. Ama ne yapıyorsun? Bir şekilde projekte ediyorsun. Bak şimdi yüzün gördüğün şey iki boyutlu, üç boyutlu. Bak iki boyutuna indiriyorum. Böyleyken böyle oluyor. Bak uçları elmacıkların. Ne oluyor? Yüzün büyüyor. Evet. Tamam. Şimdi yeni nesil. Yeni nesil olması gereken yani. Yağ pedini aldım. Düşün. O jeli bir küre gibi düşün. Bir silsin hepsini bu kadar bir küreyi verdim diye düşün. Şimdi o bir kocaman bir küreyi 10 parçaya ayır. Şimdi yağ pedini aldım, kaldırdım. 10'da birini bak içine değil altına veriyorum. Taşıyıcı bağ dokusunu yardım etsin diye. 10'da birini. Yani birisi 10 birim projekte ediyorsa birisi 1 birim etmiyor bile. Geldim yine kaldırdım altına. Şimdi yağ pedim buradaydı, buraya çıktı. Şimdi bak. Buradaydı, iki boyut indiriyorum, buraya çıktı. Buradaydı, uçları elmacıklarım, buraya çıktı. Ne yapıyorum? Yüzü inceltiyorum. Doğru yaptığın sürece yüzü inceltiyorsun. Bir şey enjekte ederken, o zaman yağ pedini kaldırdığımda da buraya, yani çenemi düzleştiriyorum. Bak ne oldu, dolgu yüzü şişirdi mi? Hayır, şişirdi. Tam tersi inceltti. Ama işte şu örnekleri gördük hocam, mesela bir tüp dolgu kullanıldı diyor. İnanamıyoruz. Yüzü öyle bir şişmiş ki. Bir örnek gördüm. 16 tüp dolgu kullanıldı diyor ama yüz incelmiş. İnanamadım. Kesinlikle. İşte doğru uygulama burada devreye çok giriyor. Çok önemli. İnan çok önemli. Bazen ya hocam işte bak dolgu zaten çok kötü. Türkçe için filler. İngilizcesi bilir ama doldurmak ne oluyor? Şişirmek gibi. Hayır. Mesela ben 16 enjektör yapanlardanım. Bir seferde bir ama o kadar şey ki tüm yüze yaklaşıyorum. Onu da analizini de yaparız. Hı hı. Evde bak bu konuda güzel bir ki evde kendime neye ihtiyacı var? Evet nasıl anlayacağız hocam? Sırf Safiye bana tamam analiz ettirip benim bir ön muayene ücretim var. Gidip başka doktora yaptıranlar var. Eyvah. Olabilir çünkü ben biraz kalbur üstü sayılabiliyorum. Şimdi ona da saygı duyuyorum. Ben zaten hani bir beklenti içinde değilim. Bazen gerekli görmediklerimi yapmıyorum. İstiyor, hayır diyorum ya. Yapamam, olmaz. Yani artık para kazanma boyutunu geçtim. Neyse. Önemli olan şu. Aynayı kaldırdım gözlerimi. Bak, buradan bakarsam hiçbir şey göremem. Buradan da bakarsam hiçbir şey göremem. Hatta iyi görürüm. Ama buradan bakarsam, bak kafam sabit buradan. Hemen gözaltım tak diye ihtiyacım olup olmadığı ortaya çıkar. Ön elmacığım ortaya çıkar. Sonra gidiyorum. Benim arka elmacığım var gerçi ama kendimde gözaltı, ön orta, arka elmacık, nazolya, bir yerde hepsi var bende. Şimdi girdiğin zaman şurada boşluk varsa bak her şey burada toplanmış arka elmacığın. Ağzımı açıyorum. Ağzımı açtığım zaman şakaklarım boşsa şakaklarım demek ki gidiyor. Zaten hepimizin bildiği bu çene kenarı boşluğu. Hepimizin bildiği çin boyu. Hepimizin bildiği burun kenarı, olukluğu yani nazolabiyal. Bunların hepsi bir ihtiyaç. Ya bazen dudak dolgusuyla o çok şey. Hocam ben dudak her şey 16 enjektör yapıyoruz. O yarım enjektör dudak diyorum. Hayır karşı. Yaşla beraber dudak da küçülüyor. Dudağın içinde de yağ var. O yağ da eriyor. Eski dudaklarını dinamik dudaklarını tekrar kavuşturmak için de dudak dolgusu bile seni daha eski yani yeniden sen, yeni sen değil.
yeniden seni kavuşturuyor. Bak güzel yaşlanmadan nereye? Çok güzel bir şey söylediniz hocam. Yeni sen değil, yeniden sen. Kesinlikle benim mottom bu. Fotoğraflarla gelenler oluyor değil mi? Şu dudaktan istiyorum, şu elmacıktan istiyorum. Başkasına benzeme çabası değil de kendi cildinizi, kendi benliğinizden uzaklaştırmadan nasıl yeniden aslında onu çizimlendirebilirsiniz, boyutlandırabilirsiniz. Ve ben ne diyorum biliyor musun? Ben başkasının fotoğrafıyla değil, 20 sene önceki fotoğrafına gel bana. Ya. Ben bunu istiyorum. Eğer bunu görmek istiyorsan bana gel diyorum. Yani burada bazı hastalarımızın tipleri uygun oluyor ama bazılarının tabii ki yani istediği A, sendeki B asla olmaz. Yüzüne uymaz. Mesela kritik nokta bak, bunların hepsi şey yani, izleyenlerimize ipuçları olsun. Tam o ipuçlarında hocam bir nokta tabii, koyalım. Tabii ki. Çünkü reklama gitmemiz gerekiyor tamam. Ama izleyicilerimize özellikle hatırlatmak istiyorum. Efendim birazdan reklamlardan sonra sevgili Ali Şahan hocamla birlikte öncesi sonrası fotoğrafları göreceğiz. Sizlerden süper. Gelen WhatsApp sorularını cevaplandıracağız. Ve hocam çok özel ipuçları paylaşacak. Lütfen bir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Sevgili hocamla kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz efendim. Evet hocam, ipuçları paylaşacağım dediniz. Evet. Mesela bu altın oranlar kısmı var ya, bazı doktorlar reddediyor ya altın oran diye bir şey. Gerçekten altın oran diye bir şey var. Var. Tamam, bu 2 artı 2 4. Peki bunu evde anlayabileceğimiz kadar özümsetmek, yani bir damıtmamız lazım. Halka indirgememiz lazım. Erkekler. Şu iki zigoma noktası var ya, mesela örnek veriyorum 1 metre. Bu şakak dediğimiz yer mi? Yok, tam elmacıkların tam yanı. Zigoma köşeleri, köprüleri. Çene noktalarımızın da 1 olması lazım. Burası 1 metre ise burasının aynı 1 metre olması lazım. Şöyle dişlerinizi sıktığınızda. 1 metre değildir hocam. 1 metre dedim ya, 30 santimse 30 santim. Şey hani standarda indirmek için 1 metre dedim. 30 santimse burasının da 30 santim olması lazım. Erkekte. Kadında. Burası 30 santimse, 30 evet. Yani burası 1,5 birimse burası 20 santim olması lazım. Daha az olması gerekiyor. Ne yapıyorsun? Bak üçgene gidiyorsun. Yani burası üçgenin tabanı, uç kısmı burası, ters üçgen. Burasının 20 santim olması lazım. İkinci trik nokta. Çene keskinliği diyelim. Çene ucu sivriliği. Her iki burun kenarının dibi indirdiğin zaman sen de böyleyse sorun yok. Bundan genişse ya da bundan sivriyse sorun var. Yani ideali burada. Erkekte de her iki ağız kenarı yanı çenenin genişliğini oluşturması lazım. Aldık cepte. Bu oranlar önemli. Hepimizin bilebileceği kadar. Burun dudak mesafesi 1 ise alt dudak şuradaki oluğu görüyor musun? Şurada çenenin tam dibinde. Bende sakal var gerçi, gözükmüyor ama burada tam burada. Alt dudak o çene arasının ilk oluk mesafesi yine 1 birim olması lazım. O oluktan çene ucu yine 1 birim olması lazım. Yani alt dudak çene 2. 2. Üst dudak burun şurası başlangıcı 1 olması lazım. Tamam? Bu da cepte. Yandan baktığında burun kökünden aşağı indiğin zaman düz bir çizgiyle çene ucun 2-3 milimetre önde olması lazım. Bu önemli. Yandaki profilinden Instagramcılara söylüyorum. Bunu da aldık. Bu kadar basit aslında. Yani benim hani detaylandır diyorlar ya. Ben diyorum ben detaylandırmayayım, bilim detaylandırsın diyorum. Ve bunları söylüyorum aslında. Bunu hiçbir doktor adam hakkı neyse diğer meslektaşlarıma bir laf söylemeyeyim. Bir şekilde ben bunu söylüyorum diyorum. Sonrasında son bir oran söyleyecektim. Aklımda böyle hepimizin bildiği, gördüğü dudaklarımız. Ha, şöyle çektiğim zaman burundan çeneme bir düz çizgi yaptım. Tamam. Bu düz çizgi yaptığım zaman alt dudağın bu çizgiye mesafesi 2 milimetre, üst dudağın 4 milimetre olması lazım. İdeal. Tamam. Üst dudağın biraz daha önde oluyor olması. Biraz daha geride. Alt dudağın biraz daha önde. O yüzden dudak, üst dudak 1 birimse alt dudak 1.6 yani 1,5 birim olması lazım. Yani normalde üst dudak ince,
alt dudak kalın olması lazım. Tam tersini yapıyorlar işte hocam. Çok korkunç sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu kritik noktalarla yüzlerini incelesinler. Ona göre de değerlendirsinler. Neye ihtiyaçları olduklarını zaten anlarlar. Şimdi sizin uygulamalarınızda çok sevdiğim bir şey var. 10 dakikada yüzün yarısını yapıyorsunuz. Hemen hastayı gösteriyorsunuz. Evet, bir izleyelim kritik. Mi hocam? İzleyelim. Zaten bendeki sihirbaz muhabbeti buradan geliyor. Yarısını yapayım hemen veriyorum. David hemen Copperfield hocamız. Görünür bir değişiklik oluyor. Hadi izleyelim. Hadi bakalım. Benim olduğum taraf işlem görmemiş taraf. Karşı taraf işlem görmüş taraf. Ne yaptık? Ön göz altı. Evet, karşı tarafı kontrol edin. Ön göz altı. Arka göz altı. Karşı tarafı kontrol edin. Arka göz altı. Ön elmacık yükseltme. Karşı tarafı kontrol edin. Ön elmacık yükseltme. Bakın burada bir torba var. Elmacık torbasını farklı şekilde çözdük. Onu da anlatacağım. Orta elmacık yükseltme ve orta elmacık yükseltme. Peki bu torbayı nasıl çözdük? Burada çok kritik bir hasta bakışı var. Bakın burada hastanın tam göz pınarı, yan göz pınarı yukarıda. Burada aşağıda. Tam şurasına bakın. Ne yaptık? Bir tane ip kullanarak badem göz yaptık. Badem göz yapınca bakın şuradaki torba da bu şekilde azalmış oldu. Ve gözleri de eski genç hali gibi akım almış oldu. Tekrar diyorum, hastamıza ön göz altı, arka göz altı, ön elmacık, orta elmacık yükseltme yaptık. Ama bu torbayı yok etmek kolay değil. Bu torba için hastamıza badem göz için bir tane buradan, gözün hemen kenarından ip askı yaptık. Bakın gözünün biraz daha kısık ve ucunun yukarıda olduğu sağ tarafta daha net. Benim olduğum tarafta zaten daha aşağıda olduğunu görebilirsiniz. Hocam bayağı sihir yapmışsınız ya orada. İşte bunu hemen ya sonuç. Çok zevkli oluyor böyle yarısını yaptıktan sonra hastanın birazcık da sonuçta hani iğne kullanmıyorum, kanülle yapıyorum ama hastanın direnci de azalıyor. Bir moral motivasyon lazım. Hadi bak bakalım yarısı bitti diyorum. Ama hemen sonuç olması da çok ilginç hocam. Evet. O da işte ilgimi çekti. Bir de ön elmacık yükseltme dediniz. Onu not aldım. Ne demek ön elmacık yükseltme? Bunu inan Türkiye'deki bütün doktorlara artık kafalarını yerleştirip hepsi ön elmacık demeye başladı. Bak göz altı şöyle yaptığımızda düşüyor ya. Sadece göz altı ışık dolgusu yapıyorlar. Ne oluyor? Bak şimdi olay ne biliyor musun? Yağ pedi, şu ön elmacığın yağ pedini anlatıyorum. Yaşla beraber düşüyor. Sen ışık dolgusu yapıyorsun sadece buraya. O da kayıyor, düşüyor. Ondan sonra burada top gibi oluşuyor. Ödem oldu diyorlar. İşte gözaltı ışık dolgusu öyle oldu, böyle oldu, rezil oldu, yaptırma. Ya bu artık matematiksel, yorumsuz. Gözaltı ışık dolgusu yapacaksan ön elmacık yükseltme yapmak zorundasın. Neden? Onun taşıyıcı bir yağ pedini alıp, yükseltip hop altına dolgu yapacaksın ki ön elmacık yükselsin. Bak şu anda bak dolgu yapıyor muyum? Hayır ama bak. Ön elmacığımı yükselttim. Sanki dolgu yapmışım gibi. Ne yaptınız? Alttan destek verdim. Alttan destekledim. Ön elmacık, orta elmacık yükseltme ortaya. Arka elmacık. Ya sonuçta bunlar yaşla beraber azalıyor. Bak yaşla beraber böyle olacağız. Ben de böyle olacağım. Olmayacağım tabii ki. Dolgularla destekleyeceğim, botokslarla destekleyeceğim ama hiçbir şey yapılmazsa bunlar düşecek. Düşmek zorunda. Yani bizim amacımız 10 birim yaşlanma hızındaysa herkes, ben 1 birim yaşlanayım. Ya bunu yavaşlatmak. 10 yıl sonra, ben şimdi 38 yaşındayım, 10 yıl sonra 48 yaşında görünmeyeceğim. Kaç yaşında gözükeceğim? 30. Ha, bir sene de tabii orada. Yani mantık bu. Bu önemli, kritik nokta. Milçi, akranların 48 yaşında, sen 39 yaşındasın. Sana kimse 40'ı konduramıyor. Hadi bakalım. Şimdi hocam örnekler üzerinden de isterseniz görelim. Hazırsa eğer yönetmenimden rica edelim. Tamam. Çok ilginç örnekler var. İşte beraber değerlendireceğiz. Şurada hocam isterseniz arkadan bakalım süper mı birlikte? Tamam. Birlikte değerlendirelim. Tamam. Mesela ben seni yönlendireceğim. Tamam mı? Sen cevap vereceksin. Eyvah. Anlaştık hocam. Mı? Ay beni yayında sınava çekmeyin hocam. Yönlendireceğim derken burada değişiklik görüyor musun diye soracağım. Tamam. Tamam. Şimdi her iki göz altına bak. Bir de o hastanın göz altına bak. Bu
iki hastanın şuradaki şu çukurunun öbür tarafta yüzeyleştiğini göreceksin. Ön elmacık yükseltmişsiniz hocam evet. burada. Burada hem gözaltı bak burası gözaltı. Bak aslında şurası da hani yükseltme aslında şişirme olmadığını şişirme görsünler. Değil. Güzel bir şekilde destek verilmiş kesinlikle. Gibi sanki. Orada bir bütünlük sanki sağlandı. Sanki yüz şöyle yukarıya doğru hafif çekilmiş gibi. Kesinlikle. Ne oldu? Aslında yüz küçüldü. Sonrasında baktığım zaman bu yüzde hani değerlendiriyorum en kritik nokta. Şimdi hemen iniyorum aşağıya. Burada ekran çok belli değildir belki ama hemen şu çene aksına bak. Aa şurada evet şurada bir üzgün ifade varmış. Bakın o yok şu anda bak, burada. Tam şu boşluğa bak şimdi. Bu çin bıyığı görüntüsü. Bir de şuradaki boşluğa bak. Yani burada düzleştirdik. Bak şimdi çenenin aksını çiziyorum. Böyle. Şimdi oradaki çenenin aksına bak. Daha dümdüz. Düz peki, ve daha öne çıkık. Yaşlandıkça bak bütün her şey aşağı düşerken çene ters döner. Bak ters dönmüş. Görüyor musun? Yukarıya doğru. Evet. Buradaki çenenin, yani bak dudak şurası olukluk diyordum ya, şurası bir birim olacak evet şekilde. Hocam. Bak bir birim, bir birim, bir birim. Yani burada yarım birim olan olukluk, hatta burada da 0.75, burası 1. Bu açı 1, 1, 1 olarak orada dengesi oturdu. Bak şimdi burada küçücük bir de dudağa dokunuş var. Hemen şuradaki aksına bak. Hemen şuradaki aksına bak. Yani böyle dudak şişirmek vesaire değil, eski dudaklarını yerine getirmek. Peki hocam burada nazolabiyallere bir müdahaleniz oldu mu? Kesinlikle. O da çok doğal duruyor çünkü. Oradan anlaşılıp anlaşılmadığına emin değildim ama sordun demek ki anlaşılıyor. Bak derin bir olukluk var. Olukluk kaybetmek değil. Nazolabiyalli yumuşatmak. Evet, yine şurada oluğun aslında bir yeri belli. Belli. Ama daha ama hafif daha duruyor, daha yumuşak. Neden? Yaşla beraber bak kimsenin bilmediği, doktorların dahi bilmediği 3 kritik nokta var. Yaşla beraber tüm yağlar düşer ya, 3 tane yerdeki yağ artar. Yani nereler hocam pedi. Oralar? Bir gözaltı bak şu pet, görüyor musun? Orada bak kaybolmuş. Evet. Onu sakladın. İki, burası nazolabiyal yağ pedi dedim, sucuklaşır bak, sucuklaşmış. Görüyor musun? Evet. Üçüncü... Sucuklaşmak güzel bir terim hocam. Sizin bu tabirlerinizi çok beğeniyorum. Devam edelim hocam buyurun. İki yağ pedi artar. Birisi burası, birisi burası. Ve üç yerde de yağ pedi hiç yoktur. Yani en hızlı yaşlanabilecek yerlerden bir tanesi. Bak görüyor musun? Burada bir yağ pedi hop çökülmüş. İşte tam şu noktada yağ pedi yok. Gözaltının tam önünde ve arkasında yağ pedi yok. Ve burun duvarında tam duvarında yağ pedi yoktur. Yani deri direktman kasla tanışır. Hani bahsettim ya derinin altında yağ dokusu var, onun altında kas var, deri yağ. O direkt kal. İşte o yüzden en çok bu tarafın yaşlandığını çok görürüz. Gözaltlarım işte yaşlılığı çok belli eder. Oraları destek atmamız lazım. Az önce videodaki hanımefendide de vardı hocam. Bayağı bir torbalaşma vardı. O kesinlikle. Da çok başarılı bir müdahaleydi. Bak mesela orada elmacık torbası var. Şöyle bir elmacık. Bak gözaltı torbası bu. Elmacık torbası. Bunu dolguyla botun imkansız geçiremezsin. Bak ne olursa olsun geçiremezsin. Çünkü bu buradaki derin yağ pedinin fıtıklaşması demek. Şuradaki yağ pediyle birleşip fıtıklaşması demek. Yani ne demek biliyor musun? Böyle kaldır, önü yap, bunu yap. Hiçbir şey işe yaramaz. Sadece şuradan deriye girecek şekilde badem göz yapacaksın ki bak göz pınarını da yukarı çekecek, gençleştirecek. Burası aşağıda. Şu açıyı şöyle yaparsan gençleşir. Burası ancak dolguyla beraber ip askıyla desteklersin. Yapma ben dolguyla yaparım diyebilen insan. Bak ben yılda 7000 enjektör dolgu tüketiyorum. Oo 7000. Bu ayda 500 lira tekabül ediyor ortalama. Muhtemelen İstanbul falan değil. Muhtemelen Türkiye'nin en fazla dolgu tüketen bireysel olarak dolgu tüketen doktoruyum muhtemelen diyorum. Muhtemelen Avrupa'nın da en fazlasıyım. Ve bu dolgunun da Türkiye yetimcisiyim. Yani iyi bir dünyanın en büyük markasının Türkiye yetimcisiyim. Olacak olsaydı zaten ben olabiliyor derdim. Burada evet azaltabilirsin ama çok fazla değil elmacık torbasını. İlla ip askında ihtiyaç duyduğumuz yerlerden bir tanesi. Sizin orası. Bu uygulamalardan bir tanesi de literatüre geçmiş herhalde hocam değil evet, mi? Evet, size özel bir uygulama. İki tane teknik var bana özel uygulama. Bir tanesi kaş arasındaki çizgiyi dolgu yapmak çok tehlikelidir. Körlüğe dahi gider. Sinirlerimizin olduğu nokta olduğu için. Aynı zamanda damarları tıkarsın. Geriden gider o dolgu gözünü tıkar. Körlüğe kadar gider. Onu neredeyse minimuma indirecek bir teknik geliştirdim. Bir de dudakta 4 nokta tekniğiyle iğne kullanmadan ucu künt kanülle kanama, morarma, ağrı, ödem olmadan dolgu yapılabilme tekniği geliştirdim.
Ve bir sürü de işte yarım yüz çalışması olarak işte mesela yarısı felç yüzün, diğer yüzü muhteşem. O felçli olan yüzü kaldırıyorum, dengeliyorum. Öyle yayın çalışmam var. Zaten onlar da sayfamda, Instagram'da bile var. Sosyal medyasında evet. Bakmak isterseniz eğer efendim hocamın sosyal medyasından da bakabilirsiniz. Evet. Yüz anatomisini iyi bildiği için, kendisi dermatolog olduğu için gerçekten şu an böyle sihirli dokunuşlar yapıyor. Eğer ikinci resmimiz hazırsa yönetmenimizden de rica edelim. Tabii. Bu dramatik düzelmelerden bir tanesi. Bu kadın kaç yaşındadır sizce? Şurada kaç yaşındadır? Yani şu tarafta bir 65 falan gözüküyor. 65-70 gibi gözüküyor. Süper. Burada sence kaç yaşında? Yani burası da 45-50. Evet, ne kadar kattın? 10-15 yat, belki de 25'e, 45-65 dedin. 20'ye kadar gittin ya. 10 ile 20 arasında yaş. Bak, gözaltı torbasına bak. Ya. Görüyor musun? Ön elmacık, orta elmacık ve arka elmacık yükseltme var bu hanımefendide. Ve gözaltı ışık dolgusu var. Sadece biraz bir ve de nazolabiyel dolgu var bak. Hemen karşılaştır. Burun kenarı olukluk yumuşatma, gözaltı, hemen arkası, önü, ortası ve bunu destekleyen yağ petlerinin yükselmesi. Yağ petleri yükseldi, şişmiş bir şekilde mi belli, yoksa sadece yükseldiğini görebiliyor musun? Sadece yükselmiş duruyor, çünkü diğer fotoğrafa bakıldığı zaman çok yüz şişmiş durmuyor. Evet. Bak, hatta hiç şişmiş durmuyor. Yüz ovali birazcık daha belirginleşmiş duruyor. Kesinlikle haklısın. Bak, elmacı tam burada. Görüyor musun? Tam burada yansıyor elmacı. Ve burada bir sucuklaşma var. Sadece iki taraf karşı. Elmacın yansıması tam burada. Şu anda buraya. Birisi buradaydı, burada yansımaya başladı. Ve bu sucuklaşmanın ne kadar olduğunu seyirciler karar versin. Burada, göz çevresi nasıl ele veriyor değil bu mi? Bu hemen sonuç. Hemen immediate after, hemen sonrasında. Yani işlemden sonrasında çıkan sonuç böyle kalıcılık. 1,5 sene, 1,5 sene. Geldin bana 1,5 sene, ben tekrar istiyorum diyorsun. Bak, kaç tane gözaltı bir enjektör, ön elmacık bir, orta elmacık bir, arka elmacık bir, nazolabiyel bir. 4 enjektör dolgu kullandık. 1 sene sonra geldiğinde ihtiyacın 1 enjektör. Aa, çok iddialı. Düzenli olarak gel, 1 enjektör yaptır, tekrar eski haline dön. O zaman %66'sıyla 75'i duruyor, %25'iyle %33'ü gidiyor. Yani 1-1,5 enjektöre ihtiyaç. Zaten hyaluronik asit olduğu için değil mi hocam içerisinde? Farklı bir madde işte. Enjeksiyonu yapılmıyor. Varsa diğer başka resmimiz bir sürü var, çok bir yarım yüzler de var. Onları da gösterebilirsek fırsatımız olursa. Rica edelim. Mesela burada da tam yüz. Ve bak, burada da klasik gözaltı, ön, orta, arka elmacık yükseltme. Kadının ne kadar gençleştiğine bakar mısınız? Bakış açısıyla. Rahat 15 yaş gitmiş. Evet. Rahat ve burun kenarı olukluk yumuşatma. Yani yine var. Yani yine nazolabiyeli var ama korkunç durmuyor. Çünkü aynen, genelde çok şişiriyorlar. O aslan yüz dediğimiz yüz oluşuyor değil mi hocam? Kesinlikle. O burada da çok böyle korkunç işte, duruyor. Örnekleri biraz önce bahsettim. Kötü rol modeller yüzünden insanlar yaptırmaya çekiniyor. Halbuki bak, burada bu hanımefendide botoks da var. Botoks üzerine, yani hiçbir şey yok ya, botoks da var. Hatta bak, çok az bu çene kenarının olukluk yumuşatması, bak şu çene, şu dudak arasındaki olukluğun yumuşaması, yani şuradaki bak şu çin bıyığı yumuşaması. Ya evet, oralarda da bir müdahale söz konusu. Resmen yani ben bu hanımefendiye 40 yaşı zor konduruyorum. Şimdi ben de kendime şunu sordum. Dışarıda karşılaşsam ben bu hanımefendiyle kaç tüp dolgu kullandınız hocam? Herhalde hatırlıyorsunuz. 9. 9. Yani bu hanımefendi 9. Çeneyle beraber 9. 9 tüp dolgu var der miyim? Demem. Demezsin. Teşekkür ederim. O zaman önemli olan belli etmemiz. Yani sırf 5 tüp zaten üst düzde var. Çene bölgesini de toparlamak 4 tüp oldu. 3 ya da 4 tüp, tam olarak hatırlıyorum. 9 enjektör dolgu var. Ya ne oldu? Yüzü şişti mi? Şişmedi. Gayet başarılı duruyor. Evet, devam edelim, gösterelim. Evet. Oo, bu da ya güzel burada, bir örnek. Bak, bu en çok dikkat çeken şeylerden bir tanesi. Bayağı. Evet, bakın burada gözaltı torbasının yansıması ve çene hattının bir insana ne kadar çekicilik kattığı ve buradaki çenenin olukluğun, buradaki keskinliğin, çene ucu keskinliğin ve çenenin kenarında. Bakın burada o hanımefendi Hollywood çenesi de var. Köşesinin oluşmasının,
Dudakta var mı? Çok az bir müdahale hocam. Çok efendim, az. Sanki çok dudakta küçük da var. Yarım enjektör. Bak yarım enjektör eski haline getirmek dudağı. Yani işte ben gözaltından artık söyleyeyim. Gözaltı standart. Burun kenarıyla beraber gözaltı ön elmacık yükseltme. Orta arka elmacık yükseltme. Ve burun kenarı yumuşatma. Göz kapakları da sanki birazcık toparlanmış. Oraya o da var mı? O da botoks etkisi işte. Bak ne kadar güzel farkındalığım var. Göz kapaklarının. Bak botoksunda bu hanımefendiye kattıkları. Bak, kaşı o... öyle çok korkunç evet. durmuyor. Mesela gayet doğal duruyor bu fotoğrafta da ama nasıl güzel bir kaldıraç etkisi yapmış. Yapmış değil mi? Yani hatta muhtemelen bu hanımefendi de 12 enjektöre kadar çıktık herhalde. Şakak dolgusu da var. O burada fotoğrafta saçları göstermediği için oradaki boşluğu hani ağzımızı açtığımızda boşalan yeri de yaptık diye hatırlıyorum. Yani dengesi, yüzün dengesi çok kritik. Bak yansıyan elmacık burada. Oluk şuradaki boşluğa bakar mısın? Yansıyan elmacık buraya kadar düşmüş. Orada da bak elmacığın yansımasına bak. Evet hocam. Tamam. Gayet güzel ve yükselmiş. Hadi devam edelim. Sihir yapıyor gibi. Devam edelim. Az da bir vaktimiz kaldı. Çünkü bütün resimleri de göstermek istiyorum ben. Evet. Böyle hızlıca geçelim tamam. hocam üzerlerinden. Çene artı üst düz gözaltı ve elmacık uygulaması. Hı-hı. Çenenin bir insan ne kadar yaşlı etmiş. Gösterdiğine bakar mısın? Hı-hı. Artık çeneye konuşla. Bak gözaltı tamam. Evet ilk başta şey ama çeneyi ya çene, şunu şunun nasıl saklanmış bak. Evet. Bunu böyle saklamak için sadece buraya yaparak Hı-hı. değil. Buraya yaparsan, her iki yana yaparsan yüzü genişletirsin. Mutlaka çene ucunu keskinleştirmen, öne doğru bir tık keskinleştirmen ve bu altın oranı koruyarak keskinleştirmen lazım. Burada o sağlanınca bak çenesi inceldi. Güzel bir çene ovali. Diğer fotoğrafımıza geçebiliriz. Tabii. Bak burada yarım yüz mesela. Aman evet. Allah'ım. Hemen işlemden sonra ben hastaya böyle gösteriyorum. İşte bak gözaltı torbası burada aslında. Bak hemen... Nazolabiyal burun kenarı, ön elmacık, arka yok bu hanımefendi. Gözaltı, ön orta ve nazolabiyal. Yüzün nasıl yükseldiğini aslında şişmeden yükseldiğini bu fotoğraf çok güzel açıklıyor bence. Aynen öyle. Hadi devam edelim. Hızlıca geçelim. Evet bu hanımefendi mesela yabancı bir hasta. Hı hı. Gördüğünüz gibi gözaltı. Yani dramatik bir düzelme. Hadi geçelim. Bunlar artık anlatmıyorum. Elmacıkları da yükselmiş hastalar. Yine yarım yüz, yine gözaltı ve elmacıkları yükselmiş hastalar. Geçebiliriz. Bak bu da çok dikkat çeken. Direkt çene dikkatimi çekti bakın. Süper. Artık çeneye odaklanmaya başladın. Halbuki gözaltının da dengesi çok fazla değişti. Ama bak direkt çene demeye başladın. Ya, evet. Evet. Çok güzel. Çenenin hatta oturduğu ve ucu keskin değişti, nasıl ufak döndü. Bir dokunuş insanın yüz hattını değiştirebiliyor. Aynen, aynen. Diğer bunlar fotoğrafımız. Sadece var. Dolgu uygulamalarıyla daha ipe bile geçmedik. Birkaç ipi uygulaması da var ekstra eklediğim. Evet, bu da standart bir gözaltı uygulamasının sonucu. Hastanın burun kenarı olgun yumuşatmasıyla beraber. Geçebiliriz. Evet, mesela bakın yani gözaltının hani dedim ya yapetleri yok. Ne kadar insanı zor duruma düşürdüğü, bu hanımefendi de nasıl dengesini oturttuğumuzu görün. Evet, yine doğallıktan, aynen. uzaklaşmadan güzel bir uygulamasını gördük hocamızın. Bunu gözaltları çok evet. ideal. Aynı şekilde gözaltı. Yine çenede var ama ufak bir dokunuş. Çok ufak evet var. Ama kritik nokta bu hastamda bu bakışımı düzelt. Çok olduğum, bak yaşının güzeli, yaşının güzeli görmek istiyorum. Ya. Olduğumu değiştirmeden doğal bir ifade istiyorum. Yardımcı oldum. Devam edebiliriz. Bir tane dramatik düzelme var. Hadi bunu da geçelim. Bu da çok güzel geçti ama zamanımız çok kalmadı diye hızlı geçiyorum. Evet ben çünkü hepsini göstermek istiyorum hocam. Aynen. Burada da bak gözaltı, bak çeneye bak. Ya, bak çenenin yayvanlığı çene mesela bak. Orada çok bir boşlukları da çöktü, varmış değil mi? Döndü. Orada dümdüz. Top. Böyle yani işte bak bu hanımefendi çok değişti. Burada da gözaltı ve burun kenarı olukluk yumuşatma. Burada çenesi hafif bak küçük bir dokunuş evet, var. Şuradan. O da neresi biliyor musun? Hiç çok fazla dokunmadım. Şuradaki olukluğun düzleştiğini görürsün. Öyle çok büyük bir de neye ihtiyacı varsa o var. O çok önemli kritik bence nokta de. O. Evet devam edebiliriz. Evet, bu hastanız da bayağı değişmiş evet, hocam. Torbalar yine ön planda. O torbaların yansıması direktman hastayı yaşının çok daha fazlasını gösteriyor. Yaşının ilerisine itiyor evet. ama en azından burada olduğu yaşta. Aynen. Elmacık yükseltme.
Bak burada kritik noktada nazolabiyal dolgu yok halbuki. Hı hı. Olmamasına rağmen orasının daha fit gözükmesi. Buradaki yığılma çünkü sucuklaşma buraya çıkmış durumda. Sucuklaşma evet. Aynen. Buradaki sucuklaşma sadece elmacık yükseltmeyi de sınırlı kaldığı için sanki burun kenarında nazolabiyalinde de dolgu varmış gibi halbuki yok. Evet devam edebiliriz. Bunda. Evet bakışlara bakın. Şimdi kritik direkt nokta, o yorgun ifade silinmiş. Kritik nokta bakışın dönüşü. Buradaki bakışın aşağıdaki köşesi. Bak burada gözaltı, ön, orta, arka elmacık yükseltme. Bir, nazolabiyal yok. İki, ip askıyla badem göz var. Çünkü bu artık çok yoğun bir gözaltı. Ve bir şekilde buradan da... İp askı var yani evet, bu hastada. Çekilmesi lazımdı. Ve çektik ve... bu gözündeki feri, gözünün feri dediğimiz yer var. Bak o badem yani göz etkisiyle. Yani o hat çok güzel gözüküyor. Hap diye bir bakışı da değişti hastanın. Evet geçebiliriz. Bu işte elmacık torbası. Bu benim en zor hastam. Yani bir öncekine evet. Alalım mı? Başa öncekine... döndük ama bir gösterelim. Orada tık 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 hızlı geçmek zorunda kalacak büyük ihtimalle. Tamam onu hocam reklama gitmemiz gerekiyormuş. Tamam. Son hastamızı reklam dönüşü yorumlayacağız efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tüm hızımızla sohbetimize devam edeceğiz. Evet hocam son resmi de yorumlayalım isterseniz. Evet, çok kritik. Gözaltı torbası farklı. Bak elmacık torbası farklı. Yine elmacık torbasını yukarı kaldırmak için ip askı, dolgulu, botoksun yanına eklendi. Hı hı. Ve şuradaki ağır düşkün kaybolmuş durum bir anda yaşının güzel hale getirdi. Bunu kaybolmuş söylemek istemiştim. Evet. Gerçekten hocam çok güzel bilgiler paylaştı efendim bugün bizimle. Çok da başarılı uygulamalarını gördük ve değerlendirdik. Aslında hocama ben yaptığı sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetmek ve konuşmak istiyordum burada. Çünkü sevgili Seren Serengil'e çok güzel bir proje yürütüyorlar. Özellikle şiddet gören mağdur kadınların hayatlarına bir nebze de olsun dokunduğunuzu düşünüyorum. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Motivasyon sağlıyoruz. Çok kötü hikayeler var. İnanılmaz zor hikayeler var ve biz o konuda dokunabildiğimiz kişilere binlerce mesaj geliyor Seren'e. Aralarından en böyle ihtiyaç duyanları seçiyoruz. Bazı ben seçmiyorum, seçiyorlar. Hı hı. Ona da katılamıyorum yani. Ve gerçekten bir nebze mutlu oluyorlar. O parıldamayı görmek yetiyor. Her şeye yetiyor değil mi hocam? Hiçbir karşılık beklemeksizin yapıyoruz. Allah hayrınızı kabul etsin. Hayırlısı inşallah. Çok abi. Teşekkür ederiz bugün burada bizim konuğumuz olduğunuz için. Gerçekten çok büyük mutluluk duydum kendi adıma da. Ben teşekkür ederim. Onur oldum. Çok çok keyifliydi benim için de. Çok teşekkürler. İnşallah en yakın zamanda koronasız günlerde hocam tekrardan buluşalım. Güzellik mutlaka konuşalım. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.